Malgit'te çok sorun var. Altyapı yapılmış burada. Yapılan altyapı bir sürü sıkıntıya yol açmaktadır burada. Yağmur suları lugardan tekrar dışarı veriyor. Sağlıklı bir altyapı yapılmadığı gibi bağlantılar da zayıf olmuş. Su şebekesi yapılmış. Bu borçlandırarak yapılmış ama. Malgit Belediyesi borçlandırarak yapılmış. Su şebekesi yaptırmış birçok mahallede ve evlerde halen bağlantı eksikliği var. Bu çok büyük bir sıkıntı burada. Doğamız tahrip edilmiş, coğrafyamız tahrip edilmiş. İnançlarımız, değerlerimiz, kültürümüz, yani birçok anlamda tahribata uğramış bu Mazgirt. Mazgirt ilçemiz, benim de burada okuyup büyüdüğüm bir ilçe. 1972-73'te burada okurken Mazgirt Dersim'in en kalabalık ilçelerinden birisi olmasına rağmen şu anda Dersim ilçelerinin içerisinde en zayıf konuma düşen bir ilçe. Mazgirt'imiz gerçekten tarihi bir kent. Turizmin buraya akın edebileceği bir kent. Eğer ilgilenirse, yapılırsa birçok şey, yapılacak şeyler nedir? Mesela burada Ermeni mezarlıkları, kiliseler, sinagoglar, işte dünyanın en büyük ikinci kalesi Mazgirt'te mevcut. Tabii bunların restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra yani burada Eltihatun çok ama birçok da inanç merkezleri var, inanç türbelerimiz var burada. Hepsinde bir darp sorunu var, hepsinde bir sıkıntı var. Biz burayı kazandığımız zaman, aldığımız zaman öncelikle orta vadedeki projelerimizin başında gelen yerler bunlar. Biz öncelikle burayı turizme açmayı planlıyoruz. Aslında en önemli projelerden birisi, işte Mazgirt Kalesi'nden bahsettiğim Mazgirt Kalesi. Dünyanın yüksek ikinci kalesi. O kaleyle ilgili çalışmalar başlatmak. Yani bunu biz projelendireceğiz. İlgili bakanlıklara başvurumuzu yapacağız. Yani yapabilirsek Mazgirt Kalesi'ne teleferik ve etrafında bir sosyal tesis planlıyoruz. Yerel yönetimi aldığımız zaman yapacaklarımızın başında sosyal projelerimizden başlayacağız burada. Yaşlı, hasta, kadın, çocuk ve gençlerimize el atacağız. Her evde muhakkak yaklaşık bir tane yaşlımız vardır, bir tane hastamız vardır. Hepsi inan ki zor durumdadır. Biz bunlara yönelik hasta nakil aracı, bir ambulans, tamam mı? Buna yönelik bakım evleri olabilir. Sonra bir proje geliştireceğiz belediyede, bir sistem geliştireceğiz. Telefon üzerinden yaşlı adam evinde tek yaşıyor ya da eşiyle beraber yaşıyor. Biz oraya bir düğmeyle bize ulaşabilecek şekilde bir sistem geliştireceğiz. Eleman hemen evine gidecek, ne ihtiyacı varsa giderip geri dönecek. Böyle bir çalışmamız olacak. Gençlere yönelik Mazgirt'te kim okuyacaksa, kim üniversiteye gidecekse bu benim olmazsa olmazlarımdan birisidir. Hem kendim burs temin vereceğim hem de o gençlere bursları temin etmeye çalışacağım. Sivil toplum örgütlerinden, diğer yerlerde falan neresiyse artık denk gelirse. Yani bu çocuklarımızı da okutmayı kesinlikle düşünüyorum. Mazgirt'i şu sokaklarını ve caddelerini hem çamurdan, yani kışın çamurdan, yazında toz topraktan kurtarmak ve kilitli taş ve bodurlarla sağlıklı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunmaktır. Üretim anlamında tabii ki Mazgirt coğrafya anlamında çok iyi, geniş bir araziye sahip, verimli bir toprağı var. Buna yönelik burada Mazgirt'te kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatifimizle işbirliği yaparak burada bu Mazgirt'in kendine özgü dut bahçeleri var, badem bahçeleri var. Bunlara yönelik çalışmalarımız olacak. Gerekirse tabii ki bunu komisyonlarla, arkadaşlarımızdan, diğer sivil toplum örgütlerine bir araya gelerek dut festivali olabilir mesela, badem festivali olabilir mesela, tamam mı? Yani birçok üretime yönelik faaliyetlerimiz olacak burada. Yani nohut olur, mezmek olur, fasulye olur, budur, her neyse. Sonra tohum bankacılığı yönünde, tamam mı? Bir çalışmamız olacak. Halkımıza, yöremize ilişkin tohumları temin ederek halkımızla birlikte gerçek üretime geçeceğiz diye düşünüyorum burada. Onunla ilgili de bir çalışmamız olacak. Halkımızın büyük bir ulaşım sorunu var. Yani hem mahallelerden ilçeye geliş sorunu var. Bir minibüs, bir otobüs yok gelip gitmeleri için.
mesela hastalarımız, yaşlılarımız veyahut da diğer halkımız Elazığ'a gitmek istediği zaman buradan Tunceli'ye geçiyor. Tunceli'den Elazığ'a gittiğinden dolayı masrafları ikiye katlanıyor. Biz bunu haftada iki sefer Elazığ'a servis kaldırmayı düşünüyoruz. Bunu da gerçekleştireceğiz. Ayrıca mahallelere tekrar servis koyacağız. Mahallelere servis de koyacağız. Halkımızı taşıyacağız buraya. Mazgül Köprüsü'ne servis koyacağız. Oradaki halkımızı buraya taşıyacağız. Köyden gelen insanlar, vatandaşımız Mazgül Köprüsü'ne saatlerde bekliyorlar. Beklememeler için oraya menüs koyacağız. İlçeye taşıyacağız. Hem ilçenin geri kaynağını işleteceğiz. Hem de esnaflar yararlanacak burada diye düşünüyorum. Mazgül çok önemli bir ilçe. Mevcut AKP iktidarından kaynaklı tahribata uğramış, doğamız tahribata uğramış, inançlarımız tahribata uğramış. Yani birçok alanda çok eksiklere neden olmuş. Yani bir yıkım içinde olan bir ilçeye herkesin el vermesi lazım. 31 Mart yerel seçimlerinde burayı kazanabilmemiz, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Halkımızla birlikte kazanacağız, halkımızla birlikte yöneteceğiz.